Herkese selamlar, ben Muhammed Enes Cansız. Bu videoda HP Inktank 415 yazıcıdan bahsediyorum. Bildiğiniz gibi bir evde öğrenci veya öğretmen varsa ya da küçük bir işletme sahibiyseniz ve evrak işleriyle uğraşıyorsanız yazıcılar olmazsa olmazınız oluyor. Bugün piyasada uygun fiyata envai çeşit yazıcı bulabilmek mümkün. Ancak bu yazıcılar, özellikle kartuşlu modeller, fiyatları uygun olmasına rağmen baskı maliyeti tarafında ciddi dezavantajlara sahip. Benim de evde kullandığım HP marka bir kartuşlu yazıcım vardı. Hem eşim hem ben işimiz gereği sürekli olarak çıktı aldığımız için artık kartuş masrafı bizi ciddi anlamda zorlamaya başladı. Kartuşlar genellikle 200 sayfa kadar çıktı veriyorlar ve kartuşun fiyatı 400 lira civarında. Bu da sayfa başı 2 lira maliyete tekabül ediyordu ki bu ciddi manada yüksek bir fiyat. Haliyle daha düşük sayfa maliyeti olan yazıcıya terfi etmek istedik ve HP Inktank 415 modelini satın aldık. Peki bu yazıcı bizlere neler sunuyor? Gelin hep beraber görelim. HP Inktank 415 koca bir kutuda geliyor. Kutudan yazıcının kendisi, 2 adet baskı kafası, 2 adet büyük boy siyah, birer adet cam göbeği, sarı ve magenta renkli mürekkep tüpü, güç kablosu ve bürokrasinin zirve yaptığı kullanım belgeleri çıkıyor. Yazıcımızın kurulumu son derece basit, sadece kitapçığa bağlı kalarak dikkatli bir işlem yürütmek gerekiyor. Öncelikle yazıcının baskı kafalarını yerlerine oturtuyoruz. Daha sonra ise yazıcının sağ bölümünde bulunan mürekkep haznelerine tüplerimizi uygun şekilde dolduruyoruz. Buradaki tüp tasarımı ve doldurma işlemi gerçekten çok iyi tasarlanmış. Eliniz kesinlikle mürekkebe bulanmıyor ve işlem son derece basit şekilde gerçekleşiyor. Sadece dikkat edilmesi gereken şey, mürekkep dolumu yapıldıktan sonra cihazın yerini değiştirme işleminde dikkatli olmak. Mürekkep işlemleri tamamlandıktan sonra ise yazıcıyı kullanabilmek için ağ bağlantısı yapmamız gerekiyor. Bunun için de farklı bağlantı yöntemleri mevcut. Dilerseniz PCIe kabloyla, ki kablo harici satılıyor, dilerseniz telefon uygulamasıyla, dilerseniz web tarayıcı üzerinden, dilerseniz de kablosuz olarak kurulum sağlayabiliyorsunuz. Ben kurulumu VPS aracılığıyla sağladım. Yani yazıcı bağlantı ararken modeminizdeki VPS tuşuna basıyorsunuz ve hepsi bu kadar. Daha sonra aynı ağa bağlı telefon ya da bilgisayar üzerinden gerekli ayarları yapmanız kalıyor. Yazıcının teknik detaylarına gelecek olursak, HP Tank 415 termal püskürtme tabanlı klasik bir yazıcı. Yazdırma özelliklerinin yanında baskı, fotoğraf, tarama ve kopyalama, yani fotokopi özelliklerine de sahip. Ancak bu model ev kullanıcıları için optimize edildiği için yüksek performans sunan bir yapıya sahip değil. Evet, sayfa sayısı gerçekten harika. 15.000 sayfa siyah, 8.000 sayfa renkli çıktı verebiliyor. Ancak bir fotokopicide saniyeler içinde aldığınız çıktılar kadar hızlı çalışmıyor. Yazıcı çıktı tarafında dakikada 8 sayfa siyah, 5 sayfa renkli çıktı verebiliyor ki ilk sayfanın çıkış hızı 18 saniye kadar sürüyor. Bir sayfa için yaklaşık 10 saniye kadar beklemek gerekiyor. Kopya tarafında ise dakikada 2 kopya çıkarabiliyor yazıcı. Tarama hızına gelecek olursak orada da bir belge için en fazla 20 saniye beklemek gerekiyor. Baskı kalitesi 1200 dpi. Bunu değer olarak söyleyince bir anlam ifade etmeyebilir ama son derece iyi bir kalitede baskı sunuyor. Ancak kopyalamada bu değer 300 dpi seviyesine iniyor. Yazıcı çift taraflı, yani önlü arkalı baskı da yapabiliyor ancak burada kağıdı sizin düzeltmeniz gerekiyor. Kendisi ileri geri yapamıyor. Sayfa desteğinde A4, B5, A6 ve DL zarf kağıt tiplerine destek sunabiliyor. Kağıt haznesi 60 sayfa alıyor ve çıkış tepsisi 25. sayfada doluyor. Öte yandan yazıcı HP Smart uygulaması ile entegre çalışıyor. Bu uygulama gerçekten güzel bir uygulama. Hem telefondan hem bilgisayardan istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Tarama yaptığınızda ister telefon ister bilgisayar tarattığınız dosyayı istediğiniz yere kaydedebiliyorsunuz. Çok sayıda tarama varsa PDF halinde getirme imkanınız mevcut. Bunun yanında cihazın durumu, güncellemeleri, sarf malzeme durumu ya da parça temini gibi birçok konuda HP Smart uygulaması sizlere yardımcı oluyor. Cihazın teknik detayları bu şekilde. Peki kullanım deneyimi tarafında bizlere ne sunuyor? Ben yaklaşık 2 ay kadar önce bu yazıcıyı aldım ve 2 aydır aktif olarak yazıcıyı kullanıyorum. Öncelikle yazıcı maliyet tarafında gerçekten ekonomik bir çözüm sunuyor. Kutu içerisinden gelen mürekkepleri kullandığınız zaman 18.000 sayfaya kadar siyah, 8.000 sayfaya kadar renkli çıktı alabiliyorsunuz. Elbette bunu test edecek kadar henüz çıktı almadım. Öte yandan mürekkebin maliyet detaylarına gelecek olursak, set halinde bu mürekkep 260 lira civarında satılıyor. Bunu da çıktı sayısına oranlayacak olursanız sayfa başı maliyet 1 kuruşun altına falan tekabül ediyor. Bu ciddi anlamda iyi bir değer çünkü yazıcılarda tek yaptığımız masraf mürekkep masrafı oluyor. Otomatik olarak bu masrafı ne kadar aza indirebilirsek yazıcıdan aldığımız verim o kadar da yüksek oluyor diyebiliriz. Öte yandan cihazın çalışma performansına gelecek olursak, ev kullanıcıları için tasarlanmış bir
cihaz için yeterli bir performansı sunuyor diyebiliriz. Ben sürekli olarak çıktı aldığım için çıktı tarafında çok fazla canımı sıkan bir durum yaşamıyorum. Özellikle 3-4 sayfalık çıktılarda herhangi bir problem olmuyor. Ancak sayfa sayısını arttırdığımız zaman çıktı süresi inanılmaz şekilde uzayabiliyor. Aynı şekilde tarama işinde de bu durum böyle. Tarama hızı gerçekten yavaş. Özellikle DPI seviyesini yani tarama kalitesini yukarıya çektiğinizde bekleme süreniz ekstra artıyor. Yazıcıyla ilgili deneyimlediğim en kötü nokta ise elbette kağıt haznesi. HP bu yazıcının kağıt haznesini tepsi şeklinde değil dikey olarak konumlandırmış. Ki bu konumlandırma da gerçekten hiç kullanışlı değil. Çünkü zaten 60 sayfa kadar sınırlı bir sayıda kağıt alıyor ve bu kağıdı yerleştirirken dibine tam oturdu mu, kağıt hazneye tam yerleşti mi bundan emin olamıyorsunuz. Tepsi tasarımlarının avantajı burada ortaya çıkıyor zaten. Çünkü onların belli boyutta kağıt koyabildiğiniz bir sınırları oluyor. Aynı şekilde haznenin bir kendi alanı olduğu için herhangi bir tereddüt yaşamıyorsunuz. Kaldı ki tepsi haznelerin kağıt alanı daha fazla kağıt almaya müsait oluyor. Bu noktalar haricinde yazıcıyla ilgili söyleyebileceğim olumsuz veya olumlu herhangi bir durum yok. Peki bu ürünü tavsiye eder miyim? Evinizde bu ürünü kullanmalı mısınız? Eğer yoğun bir çıktı süreciniz yoksa yani hız sizin için ikinci plandaysa elbette bu yazıcıyı öneririm. Çünkü zaten yazıcılarda olayımız genellikle baskı maliyeti ki bu yazıcı ve bunun gibi diğer tank yazıcılar bu olayı gerçekten iyi bir seviyeye taşımış durumda. Ancak beklentiniz fazlaysa yani özellikle hız tarafında daha fazlasını arıyorsanız bu yazıcı işinizi görmez diyebilirim. Daha üst seviye modellere göz atmanızda fayda var. Elbette tank yazıcılarda baskı sayıları aşağı yukarı aynı oluyor. Yani baskı maliyeti tarafında avantajınızı geri koruyorsunuz. Ancak teknik özellik bakımından daha fazlasını arayabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben yazıcıyı Amazon'dan indirimli şekilde satın almıştım. Yaklaşık 2600 lira civarına. Şu andaki mevcut güncel fiyatı 3000 ile 3500 lira arasında değişiyor. Tabii ki bu yazıcılar dönem dönem indirime de düşüyor. Eğer gerçekten satın almayı düşünüyorsanız, ihtiyacınız varsa indirim zamanlarında kovalamanızı tavsiye ederim. Evet, HP Inktank 415 modeli hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşça kalın.